Ya niye? Ya yani şey gibi burada da söyleyemem deyince insanın aklına bir tane şey geliyor abi. abi adama sanırım. geldi baba diyenler dün bunak diyordu. 4 milyon euro mu olsa seni tanırsam adam diyeyim. <laughs> seni yakarım diyecekti. Demedi. Bizim Kuzey de seviyordu poker. Ali Koç hayatının kumarla oynadı. Ben de baya mutlu orda. Puan kaybeder. Ben de geçiririm İsmail Kartal'ı. Oh be, bak gördün mü ben demiştim. Ahmet Çakar'ın balina gibi suyu <laughs> püskürtmesi. Normal karşılıyorsun da bunu mu anormal karşılıyorsun? Adam Yeni kalp bile yapamadı biliyor musun? Ehe? Kalp bile Yapamıyorum. <laughs> Olmuyor, çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir linçe hoş geldiniz. Murat Aşık, merhaba. Haluk Gürekli, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz baron, sen linç e nasılsın? Linç'e hazır mısınız? Şey hep hazırız biz. Haluk Bey'in bir takım şikayetleri var linç konusunda. Bunu programın içinde değerlendireceğiz büyük ihtimalle. Ben sizden nasıl bir performans bekliyorum bunu açık tutması açısından Ahmet Çakar'ın bir videosuyla başlamak <laughs> istiyorum. Buyurun arkadaşlar. Balina çağırıyoruz şu anda. Ahmet Hoca balina oldu. çok fışkıracağım. <laughs> <laughs> <Su> Allah! <laughs> <laughs> ah telefon. Hayır be ne diyorsunuz <laughs> Balina Oğlum, olmuş abi. Adamış. Buna ne diyeyim abi? Ya Bu programda canlı yayında mı olmuş? Baş reklam arası bence. Hayır öyle diyor reklama gidin hadi. Reklama diyor ondan sonra. Evet <laughs> vallahi. Böyle e, oradaki defoya reklama gidin hadi diyor. Bir bardak su alabilir miyim? <laughs> 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 <Balina gülüyor> i̇zletmek <gülüyor> için başka şansımız yok abi kendimizi. Bunlarla mı? nasıl <laughs> rekabet? Abi Ramazan'da bitti her şey olabilir biliyor musun? Beyaz balina. Muratçım sen ne diyorsun? Beyaz balina abi. Öyle diyor balin oldu diyor. Bu performansa yaklaşabilir miyiz biz? Biz rüyamızda görsek de olmuyor. Bizim Normal. zor abi nasıl yapacağız biz? Siz Baya şey kalıyorsun, Ama o kalıyorsunuz. Ama yani, profesör kalıyorsunuz. sigara külünü yemişliği falan da var galiba öyle e, e, pis tarafların. Sivrisinek var ya. yedi bir kere. Harbi Kara sinek yedi pardon. Arkadaşlar kendi programımıza geçelim. Yalnız dikkat ederseniz zaten bizde su da yok. Yani bir şey fıskırtamıyoruz Hayır bu sekre. bizde su yok bir de her geçen dakika bizi daha da uzaklaştırıyorlar. Tabii. Geçen son programda daha yakındık. Derbiye'yi böldüler. Bizi uzaklaştırıyorlar. Bizi, Bizi yavaş yavaş ayırıyorlar. Yani. rahat ol. Madem özleyin diye yaptık. Bizi galiba. ayırıyorlar galiba evet. Murat Aşk. Şimdi bonus videomuzu göstermek istiyoruz. Bir Neymar'ın görüntüsü var. Benim çok dikkatimi çekti. Bakalım siz ne diyeceksiniz? <laughs> Kızının doğum gününde Neymar'ın çocuğu alkışlarken video çekildiğini bildiği halde Poker oynaması bir yandan da. Çok poker küçük, mi oldu? O, poker oynuyor. Canlı poker oynuyor. Ben ona mesaj geldi ona bakıyor zaten. Yok baba canlı poker oynuyor. Ya yaklaştırdınız mı baktınız mı? Gözüküyor zaten. Gözüküyor ama biraz uzak olduğu için. Poker yani. Şimdi buradan şu noktaya gelebilir miyiz? Ya buradan, buradan nerelere geliriz biliyor Doğum gününde canlı poker oynayan maç sırasında bahis düşünür mü mesela? Abi düşünmez olur mu ya? Ya bu kadar kumar hastalığı olan birinin e, yani maçta artık biliyorsun bahis de benden daha iyi biliyor. <laughs> Atılanlar atılmayanlar Nereden ilk yarıdan şey, ikiden o. bir. Ya yani o kadar Yok, var, Ya, yani. ben de yani bu Michael Owen'ın falan mesela zamanında biliyorsun abi ilk taçtan neler kazanmış. İlk hmm. taç yapıp santra yap vurtaca hop geldi. Öyle miydi? Hiç bilmiyorum ben. Michael Owen'ın bıraktıktan sonra Abi sa edildi. sarı kart, kırmızı kart. Penaltı bak, olur ilk taş, olmaz. olmaz. Taş, i̇lk avut çok kolay abi ilk taç ilk avut. Sen Kim Kimse başlasın düşsene. Yani. Alex mesela yıllarca vuruyordu. E, vuruyordu abi, abi. Tamam. yani ne, ne olacak? Daha güzelini söyleyeyim peki. Neymar bile bunu yapıyorsa Türkiye'dekiler ne yapıyordur? Ya Neymar belki artık sağda yani bayısa onu çok mutlu etmiyorlar. Poker seviyordur abi adam. Bizim Cruze'de de seviyordu bu. Ya evet son pokerini oynamıştı değil, değil mi? 7.5 mi? yani milyon ve Poker sever abi futbolcular. Abi, Ali Koç hayatının kumarını oynadı. Ben de çok poker severim bu arada. Ben de aynı hareketi yapabilirim. Ali Koç hayatının kumarını var. oynuyor. Ali Koç'a getiriyorsunuz? Bence yapıyorsunuz sen de şu an söylemiyorsun. Özür diliyorum. Yanına oynamıyorum çok. Beni oldum. niye ar aranıza dahil etmiyorsunuz? <laughs> Nedir baba? Ali Koç hayatının pokerini oynadı deyip 7,5 milyon aldı. yine Ali Koç'a bağladık <laughs> abi. <gülüyor> abi adam avukat mı abi o hukukçulara soruyor. Yürüyelim diyorlar. Tabii o hukukçuları değiştirsin işte abi. Değiştirdi zaten. Ha öyle mi? Gelelim on numaraya baba. On numarada şöyle bir şey var. Giriz ya yapayım. E, Santos'un ayrılması çok konuşuldu. Santos'un ayrılmasını iki tane e, biri gazeteci biri yorumcu farklı kanallarda benzer şekillerde anlattılar. Önce bir izleyelim sonra bir sorum olacaksın. Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk musratisi nerede ya? Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk Beşiktaş'ın tarihinin en pahalı transferi nerede? İnsanlar bu soruyu sormasın mı? 15 milyon euro nerede bu? Bunu oynatamayacaksa hoca niye orada? Oynatamayacaksa hoca neden istedi? Beşiktaş yönetimi toplanıyor ya lojada. Bizim programı evet. seyrediyorlar. O sırada ben bir cümle sarf ettiydim. İşte bu orta izden gelen oyuncunun El Musrati için. He, oynamıyor, oynamıyor bir şeyi var filan diye. Sonra başkan bir yere soruyor. Oradan cevabı alıyor. Sonra doktoru çağırıyor. Anlattım olay %100 doğru. Bu oyuncu diyor sakatlığı nasıl? İki haftadır %100 geçti diyor. Yedek oynuyor diyor. Tamamen oynayabilir mi diyor. Tamamen oynayabilir diyor. Yani başka bir şey yok mu? Yok diyor. Neden diyor? Tamamen teknik olarak Oynamıyor diyor. hocaya biraz soruyor. O da diyor ki önümüzdeki maçlara bekliyorum diyor. Hani kupa maçlarına plan diyor. Orada başkan deliriyor zaten. Başkan orada atıyor şeyi sigortalar. 12 milyon euro verip almışlar. Ve orada bekletiyorsun? Tuzursun olacaksın. Hani ve adamı ama. yedek tutuyorsun. Adamın hiçbir şeyi yok. Ya adam oynasın abi. Sen ne yapıyorsun ya? Kendini kovdurdun işte ya. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaş yönetimi sanki Santos'u kötü hoca olduğu için değil, yanlış seçim yaptıkları için değil. Al Musrati'yi oynatmadığı için kovulmuş, PR mı yapıyor? Ben e, PR yapıyor mu bilemem. E, i̇kisinin de yaklaşımı aynı ama benim yaklaşımım bu konuyla ilgili şöyle olurdu. E, Baron, ben 12 milyon euro yedek Beşiktaş'ın ilk 11'inde oynayamayacak bir oyuncuya neden Beşiktaş yönetimi 12 milyon euro bonservis verdiği sorgulardım. Bir sorguladım da. Çünkü bildiğim kadarıyla e, Vesino transferi olmadıktan sonra bu oyuncu için Galatasaray'a 3,5-4 milyon euro ve sezon sonuna kadar kiralık satın alma opsiyonu 3,5-4 milyon euro teklif var Galatasaray'a. Yani? Son gün. Transferin son günü. Üçte biri de. Yani Endombele gelmeden, Eşik. Eşik. gelmeden Aldı önce. Para, üçte biri. Evet. Endombele gelmeden önce Galatasaray'a teklif edilen rakamlar bunlar. Yani Galatasaray o gün tercihini Musraat'ten yana kullansa al Musraat'ten. Bu dediğim rakamlara bir yıl kiralık daha sonra satın alma opsiyonu bu rakam. Yani teklif edilen rakam bu. Galatasaray ilgilenmediği için almıyor. Yani gal Galatasaray Belki ilgilense o rakamları abi bitirebilecek olsun. Manşet, manşet söylüyorsun ya. Evet. Yani bir Yani bir oyuncu... bu kısmıyla ilgilenmek lazım. Onu oynatmadı bu. Bilmem A ne olmadı. sen bilmem. menajerlik kısmını biliyorsun. Evet, ee, bir oyuncu 6 ayda 3 kat ya da atabilir mi? Yani ki bir de o performansı gösterdi. Yani, Musrat'ın bu ilk kez e, uzun süre oynamadığı bir sezon bu sezon. Yani sakatlanıyor vesaire bırak adına artmasını bırak, eksilmesi lazım. Öyle bir tekliften sonra. Ama yani burada ben de o zaman Erman Hoca'ya söylüyorum. Gönderilme sebebi hiç Ermut oynatmadığı için falan değil yani. Ne? Yok. Genel performans Tabii. yok ortada. Ve adamlar Türkiye Kupası'nı kazanmak için bir şey yapmamız lazım Ve ben... Yani Erman abi öyle gizem yapınca... Eli tur daha büyüteyim. Beşiktaş takımındaki futbolcular istemiyor o hocayı. Ben bunu Fenerbahçe'de Hiddink zamanı yaşadım gördüm. Ve sonra o zaman oynayan futbolculara da sordum. Hı -hı. Yarım ağız evet dediler. Yani abi bazen bazı oyun bazı takımlarda bazı oyuncular ba hocaları istemezler abi. Bir, bir Fenerbahçe'nin bir Yılmaz Cüce Türkiye'si de vardır Allah rahmet eylesin. Evet, çok eski, çok eski. İstemezler abi. Beş haftada gitmiş adam mesela. Zeman bizde öyledir mesela. Yani bazen Laurent öyledir mesela. Beşiktaş Başkanı'nın e, kendine has bir yoğurt yiyişi var. Bunu görüyoruz. Bu ona ana meselesi e, ee, Onana nereden çıktı? Bizim Gökhan Libyalı Onana diyor şeye. Hmm. E, El öyle. Musrati'ye. Bu El Musrati meselesi gerçekten çok su kaldıracak bir mesele. Yani e, o, Muçi. Yani bu iki oyuncuya transferin son günü 22 milyon euroluk yatırım yapmak. Ve Muçi'de de biliyorsun Polonya Cumhurbaşkanı'nı bir garip bir şekilde gündeme getirdi. Yani. Ama sonra Leje Barşı, o yalandı. O sonra onu şey yalanladı. Sonra. Yani. Ama olmasa 30 oldu. Garip bir iletişim stratejisi var abi. Bir enteresan bir akıl var orada. E, tuhaf işlere imza attırıyor. Yapar. Maalesef görüyorum ki medyanın içinde de e, troller de e, buna çok e, alet oluyor. Abi bu yani orada bak. bir WhatsApp grubu yeni bir WhatsApp grubu oluşumu var benim gördüğüm. Ama gelince baba diyenler dün bunak diyordu. Babadan buna geçtik. Kaç ayda kaç Abi, ayda kaldı? Üç ay kaldı? İki oldu. hafta önce gelse şampiyon programı buna ayırabiliriz. Buna ayrı özel program yapalım. İki yani. hafta önce gelse şampiyon olurduk diyenler babamız geldi filan diyenler Allah belanı versin Santos bu demeye başladı. Abi Santos'u bitirmeden şunu söyleyeyim. Ben benim mesela takıldım Santos'a Santos'a ilk geldiğinde Demirege dediler. Oyuncu istemiyorum dedi. Bizim de Demirege'miz vardı. Demirak Demirege'yi bir dakika bile oynatmadı bu adam ya. Bırak gelmiş abi kimse diyemiyor bunları. 9. sırada medyamızın hali pürmelalini gösteren çok acı bir örnek var. Bakalım siz ne diyeceksiniz. Hayat Mersin gazetesi Hüseyin Beş kardeş. Benim sorum Fenerbahçe kaptanıma. Pazar günü yapılan Süper Kupa maçında Fenerbahçe futbol takımı U19 takımıyla çıktı. Ve protesto ettiler yani Süper Kupa'yı. Bu Fenerbahçe bayan basketbol takımını nasıl etkiledi? Teşekkürler. Abi böyle gerçekçi bir soru olabilir mi? Ben daha altını yazayım. Fenerbahçe'nin kaptanı Alperi Onar'a Euroleague Final 4'ünün basın toplantısı Euro, Euro soruyor. Böyle bir evet, şey olabilir mi abi ya? Haluk'cum. Sonunda yani, gazeteciyiz değil mi? Yıllarını o? medyaya vermiş adam abi. Duayen olarak ne diyorsun? Abi buna hiç söylenecek hiçbir şey yok yani. Vallahi. Kızın o hali neydi? Gördünüz mü Kesin Abi kız diyor ki yani. yani ne yapıyorsunuz diyor ya. Abi o yani olarak. hani o bir de abi futbol bilmek zorunda değil yani. Ya oraya çıkmışsan orada ya adam Mesela Baba burada final... sorman lazım mazot var mı diye. Baba final form Abi bunlar bu, bu IQ ile alakalı. Burada ispirto abi. var abi. 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 <laughs> Kiner var abi. Kokolosu yani valla bu ne abi şimdi yani. Final for orası ya. ya final form basit. Hani tü... bizimkiler şeyi karıştırıyor. Türkiye'de yapılıyor ya. Onun final form olduğu duygusundan çıkıyor herhalde. Yani Euroleague'in final form Böyle medya oldu. olur mu arkadaş ya? Yani baştan aşağı ne hale gelmişiz? Abi korkunç seviyedeyiz ya. Yani abi şimdi e, Ahmet Çakır'ın balina gibi suyu <laughs> püskürtmesi... Normal karşılıyorsun da bunu mu anormal karşılıyorsun? Yine bana yürüdün ya. Hani orada onu normal... Abi şimdi bunlar gerçekten korkunç işler ya. Yani en üst seviyesi. Yani işte yorumcuların en üst seviyesi. En üst seviyesindeyiz arkadaşlar. Burası sonra. da en alt seviyesi yani. Hiçbir fark yok ki ben abi. Özde hiçbir şey... fark yok yani. Öyle, Bence. Yani kendinden bahsettirmek için, etkileşim için. Bu soruyu soran da öyle soruyor abi. Dikkat çekmek için soruyor. Allah bir kendini çekerek soruyordur falan. Sonra işte Twitter'a koyacak. Bak adını falan. yazdın abi oraya şimdi. Bir Kaptan insan... için üzülme ama. Sonunda kupayı kaldırdı. O mutlu oldu yani. İşte. Buradan tebrik ediyoruz abi. Ali Koç'a da Helal olsun diyoruz. Futbolda başarısız ama onun dışındaki bütün sporlarda Haluk bile kabul edecektir. Çok başarılı. Evet. Biz abi başarılı. Haluk, evet başarılıya, başarılıya başarısız demedik hiç bugüne kadar. Başarısız da başarısız dedik. Özsez Ali mi? Koç! <laughs> 8 numaraya gelelim. 8 numarada. Ali Koç'u seviyorsun galiba. Ben, Koç abi ben Ali Koç'un e, seçimi kazandığı gece Ali Koç'a e, içeriğini söyleyemeyeceğim şekilde mesaj atmış. Sevgi mesajı atmış adamın. Ben Ali Koç'u... Um Abi sen sevgi insanısın gel zaten. Geldiğinde de sevmiştim ama sonra çok başarısız buldum. Ayrı konu yani. Çok yanlış. Büyük hayal kırıklığı oldu benim için ama bir, son dönemde... Ali, Ali Koç'u çok seviyorsun sorayım. Ali Koç'un um, 5,5 yıllık Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı performansını başarılı buluyor musun? Ee, Selim Soyda'nın dafına katılıyorum. Aziz Yıldırım'dan çok büyük enkaz almış olmasa, sıfırdaki bir kulübe gelse çok büyük. Liverpool sıfırdaki kulüp ne abi? Sıfırda kulüp var mı Türkiye'de? Yok eksi ondan aldı. Yine ikilere üçlere falan taşıyor. Sıfırda kulüp cence. var mı mesela? Galatasaray sıfırda bir kulüp var Sıfır olur mu abi? Galatasaray şöyle yaptı. Mesela ekonomik Enkürtüsü olarak. Dörde beşe olarak. Ben genel şeyden bahsediyorum ya. Eee. Atmosfer olarak bahsediyorum. Abi bu arada soruyu sana sormasına gerek yok. Zaten Sayın Ali Koç diyor ki ben futbolda başarısı olduğumu kabul ediyorum zaten. Ama yani eksi 650 Ay, milyon, milyon, milyon euro ile aldığım abi. bir yeri Eksi 650 ben milyon euro ile aldığım yere. Futbolda başarısı olduğunu kabul etmiyor. Katılmıyorum buna. Hiç ka ediyor, o, zaman, o zaman bir dediği bir dediğini tutmuyor. Ay, Çünkü ya. başarısızlığını bir o yapıya. O da fena değil. Bak Ali hani Koç bazı söylediği Başarısızlığını bir yapıya mal eden birisi. Ben Nihat başarısızlığı... Kahveci'ye geliyorum. Nasıl, nasıl kabul ediyor? Ben Nihat Kahveci'ye gelmek istiyorum yine. Hemen konu değişti yine. <laughs> Abi programı belli bir tempoda tutmam lazım. Kusura bakma. Nihat Kahveci'yi bir dinleyelim ondan sonra soruyu soracağım. Yarın açıklayayım. Fenerbahçe'nin inşallah bugün alacağı galibiyetten sonra açıkla Ya Ya bu 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 sadece bir konferans ligi maçı olarak görme ya. Avrupa'da tek temsilcimiz Tabii. var. Ben her zaman bak Galatasaray oynasın, Başakşehir oynasın, Beşiktaş oynasın, Trabzon oynasın, Galatasaray ya kim oynuyorsa Aynen ya kırmızı yani. beyazız diyoruz. Sen bugün ne ceza açıklıyorsun ya üç gün önceden? Ne olacak? Ne kazandı? Ne kazandı? Hiçbir şey kazanamazsın bu kafa yapısıyla. Zaten konuşulanlar belli. Süper Kupa maçına çıkmamış, U19'la çıkmış, 51. saniyede gol yemiş maçtan ayrılmış bir Fenerbahçe var. Sen bugün ceza açıklıyorsun. Ne kazandınız ya bana anlatın ya. Buradan hiçbir şey kazanılmaz. Haluk burada açıktan açıklanmış ceza var mı? Abi ben inanamıyorum biliyor musun buna? Para abi, yani, 4 milyon TL. E, Buradan da e, ben, ben az yani, abi. Pardon. Moralim mi bozulacak Fenerbahçe? Nin. Ya bu bir gün sonra açıkla diyor ya. Abi ne fark eder ya Murat? Günde bir bölme diyor ya. Hayır ne bekliyordu ki Fenerbahçe abi? Hükmen Fenerbahçe'nin galibiyetini Oğlum, mi Yo, bekliyordu? Da, Biz men bekliyorduk şu. men etmediler. Evet etmediler bir de ya ödül dur, var ona, yani. Ona da bekleyin bakalım. O da abi değil. Yönetim kurulu bence karar verecek. Puan da silmiyor mu? Onu bilmem. Puan <laughs> silmiyorlar. Ee, kimi hukukçular da silinmesi gerekiyor diyor da ben Ya ben hangi hukuk hukukçu diyor Allah aşkına diyor ya diyor, hukukçu Hangi hukukçu diyor abi şimdi yani Bir diyor abi Abi, Başar, yani, bu bir Bışar'ın söylüyor. Bışar şey mi abi? BİT'in ünlü var, Anayasa söyleyem. Mahkemesi Başkanı mı? Ya ağırlıklı olarak okuştular silinmez diyor. Neyse tartışma konusu Konu o değil. Ki. Ama şunu anlayamıyorum abi. Fenerbahçe taraftarının şirin gözükme çabası var ya bu. Ya neymiş? PFDK e, Olimpiyakos maçından iki saat önce cezayını yap Ne cezası ya? Ya hükmen mağlubiyetini açıkladı Fenerbahçe'nin. Gerçekten. Şimdi senle de konuştuk şeyde. Evet. Derbi Solo'da. Evet. E sen iki yıl e, Türkiye Kupası'nda men cezası verebilirken vermedin aslında evet. ödül Zaten var Zaten biz buradan. bunu kongrede bunu alacağız diye konuşuldu yani. Evet i̇ki sene Türkiye Kupası'nda yokuz dendi tamam dedi. Abi de düşün onu bile verememişler kral'dan... hala cezadan bahsediyorlar ya iki saat önce. Yani mesela şöyle mi olacaktı abi maç üç sıfır bitseydi Olympiakos maçı. PFDK cezayı iki saat önce açıkladığı için falan 3-0 sıfır kaybetti mi olacaktı? Ya ben abi artık bu işlerden sıyrılalım ya. Ya Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden maçtan bas top baslı mı? Maç sırasında mı? Bir saat önce bir açıkladılar cezayı. Ne oluyor ki abi cezayı açıkladılar? Moralim bozuluyor oyuncuların. O zaman da Fatih Terim kullanmıştı bunu. Abi ki herkes... Hayır, verilir, Ama bak orada bir ceza ben. var. Orada büyük bir ceza. 8 maç bu. bu evet burada ceza, ceza yok. yok. Burada ceza. Abi şunu anlarım ben. Fenerbahçe bu eksi puan silme cezası verir. Üç puan silme cezası verir. Anlarım. Dersin ki niye iki saat önce açıklıyorsun kardeşim bunu? Ya Burada hükmen mağlubiyeti Fenerbahçe kendisi. istemiyoruz. Biz kupadan ben bekliyorduk. İstediğimiz ceza da gelmedi. Benim Moralimiz bozuldu ya. Sen hiçbir şey demiyorsun. Mesela yani ben Nihat'a pek konduramadım. Çok abi sadece Nihat değil ki. Neler var? Bir yazılanları alt alta yaz. Sürekli Fenerbahçe taraftarının şirin gözükme çabası abi. Şunu anlamıyorlar abi. O maça iki saat kala bir futbol takımının hiçbir oyuncusu ya da hocası falan bakmaz abi. Ne açıklanmış ne oluyor Abi o abi. adam maça odaklı zaten. Tamamen tribüne oynama hareketi. Yani maça odaklı. Yani bir de Hani Nihat ben çok da severim. Abi Nihat'ın hayat soyunma odasına geçmiş bir adamdan bahsediyoruz. Yani sen mesela Nihat'a orada şunu sorması lazım. Ne bil, değil mi karşısında Evet. Ya mesela Nihat hocam ya da ne diye sesleniyorsa Nihat. Yani sana böyle bir şey olsa seni etkiler mi maça çıkarken mesela? Muhtemelen şunu diyecek hayır. <laughs> abi mi? sadece Nihat değil ama bu. Siz burada Nihat'ı aldığınız için onun üzerinde konuşuyoruz. Ya yani bir sürü insan var tek tek saymayayım şimdi. Da ya abi, ben ya Çok var ya o kadar çok ki. Abi o güne dönsün Oldu insanlar o gün öyle bir izleyicilerimize ama. baksınlar. Gazetecilerin attığı tweetlere baksınlar. Abi bu bu kadar da taraftara şirin gözükmek için uğraşmayın ya. Ortada ceza yok arkadaş. Halukçuğum, Delirdiniz herhalde yani. Haluk'cum sen de diline düşme. Ya görsün insan. Allah 4 bahsediyor. milyon TL var abi. Hay hay. Ne? Haluk Bey de çok para olduğu için 4 milyonu küçük görüyor. 4 milyonu no, yakar 4 ya. 4 milyon TL. Belli yakar mı abi? Yakar Isırmak, için Ali Koç için mi? Ali Koç'un Koç buradan herhangi bir yere gittiği uçağının şeyi yakıt Ali parası. Ali Koç'a nereden milyon. bağladık abi yine? Hakikaten abi nereden? Cezayi Fenerbahçe Spor Kulu aldı. 4 Ali milyon. Misin? Abi bir dakika 4 milyon da yani. Kusura bakmayın. 4 milyonu yakar mısın? Senin için mi? Evet. Olsa yakarım. En azından. Düşün olmadan yani yakarım demiyorum. 4 milyon euro yakarım demeni beklerdim. 4 milyon euro olsa seni tanırsam adam değilim. <laughs> seni yakarım diyecekti. Demedi. 7. sırada çok sevdiğiniz, hiç vazgeçemediğiniz. Kardeşi. En çok. <laughs> Senin de yeni doğacak <laughs> eğer oğlun olursa adı isim evet. babası. Benim oğlumun, potansiyel oğlumun. Ya böyle isim giderse benim Hakim. bir oğlum olursa ben de adını Serhat koyacağım. Yani. Sen adını Serhat yap bence. Serhat Yürekli. Serhat'ı izleyelim baba. <laughs> Yine ben Galatasaray'ın puan kaybedeceğine inanmıyorum dedim. Fenerbahçe'ye kadar da inanmıyorum. Şimdi baktığımda oyun olarak dünü seyrediyorum, bugünü seyrediyorum. Olimpiyakos'u seyrediyorum. Ha, Fenerbahçe puan kaybına daha yakınmış gibi oynuyor. Galatasaray hiç mu? İlk, i̇lk, yarı Galatasaray aha bugün puan kaybedecek mi dedirtti dedi, anda dört yapıyor. Ne kadar mutlu ya Fenerbahçe puan kaybedecek dedi. Coşuyor mesela orada. Aslan kardeşim benim yani. Belki de ob objektiftir. Belki de öyle gözüküyordur. Bilmiyorum ki yani. hani bir, bir şey anlattığı çok mantıksız bir şey değil aslında. Olabilir bir şey demiyorum. Ama o mutluluk çok enteresan. Ben yani ilk kez görüyorum videoyu. Bayağı mutlu orada puan kaybeder ben de geçiririm İsmail Kartal'ı oh be bak gördün mü ben demiştim sezon başından beri diyorum be falan diye çıkar konuşur abi. Beklenti o. Biz aslında başka bir videosunu almıştık hazırlamıştık İsmail Kartal'la ilgili çok ağır açıklamaları vardı. E, abi sezon başında Sonra artık var. update oldu ee, pazartesi gecesi ee, bu açıklamaya bana ilginç geldi. Hani ben spor yorumculuğu beğeniyorum. İlginç mi geldi? Ya Neden? Şöyle. Hani genel olarak Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyonada iyi göstermezler. aksine Galatasaray... bir şey söylese sana ilginç gelmesin. Yok be. Son dönemde son 4-5 programdır bayağı Fenerbahçeliyle ilgili şey yapıcıydı. Ben vallahi yani. izlemedim için bilmiyorum. Şaka bir yana. Yani bunu da bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Haluk Bey? Ben de bilmiyorum. Siz de diyorsunuz yani Galatasaray. Ben şimdi e şöyle yanlış anlatılmasın. Adamları linçleyelim demiyoruz. Söylediğine linç... katılıyor musun? Yani söyle Abi şimdi ben Serhat'ın şey. söylediğini e, yorumlamak istemiyorum aslında Hı -hı. açık söyleyeyim yani. Ben Serhat Akın'ın kendi mecrasında söylediği bir şey bu. Ben hani her hafta burada Serhat Akın'la e, ilgili onun söylediğinin üzerine bir bir şey söyleme taraftarı değilim. Hı -hı. Ya bu Serhat Akın'ın kendi mecrasında söylediği bir şey. Ya benim bu konuyla ilgili fikrim ben de yani iki takıma baktığım zaman, İsmail Kartal'la Okan e, Burak'a baktığım zaman arada çok büyük fark görüyorum. İki takımın ortaya koyduğu performansla da fark görüyorum. E, yani Fenerbahçe'nin puan kaybına daha yakın bir futbol ortaya koyduğumuzu da söylüyorum. Sen diyemedin ya, ben sana Galatasaray şampi mi dedim, diyemem dedin öyle bir şey. Ben şampi diyemem abi, bana çok slogan cümle geldiği için öyle söylüyorum. Yani aynı, şampiyonluğun... sen bunu diyemediğin gece adam bunu söylüyor, o ilginç geldi bana. Ama sen bizi linç etmeyi tercih ediyorsun. Yok şey yok saygı Abi duyuyorsun. ben Görün seninle ilgili değil ya. Serhat Akın'la ilgili yani. Niye Serhat Akın'ı konuşuyoruz ki? Abi beni çok sevdiğiniz... Ben o kadar değerli bulmuyorum yani senin kadar. Serhat Akın'ı. Ben de Akın. görüyorum herkes değerli. Değerli bir başka isme geçiyorum. Uzun zamandır ekranlardan e, bize ekran kendisini izlemekten mahrum bırakan Serdar Ali Çelikler. Adam kalp kanalda. bile yapamadı biliyor musun? Ha? Kalp bile <laughs> Yapamıyorum olmuyor çıkmıyor. <laughs> <laughs> Kime yapıyordun kalp? Serdar Ali ya? kalp iyi. yapayım dedi onu bile beceremedim. Abi Serdar... Parmaklarım bile istemiyor yapmak. <laughs> Anladığım kadarıyla e, henüz hazır değil ortam. Volede... E, Vole nerede? Volede çıkmıyor. Vole yok. Volede başlamıyor programına ama Volede e, ciddi şey kaybetti. Nerede çıkıyor İzleyici abi? Neo Sports diye bir yan kanalda... Hangi, nerenin yanı? E, vole'nin yanı. Ha. E, e, bayağı da tek başına izleniyor. Ciddi rakamları... Tek başına derken bütün ekip orada abi. Hepsi çıkıyorlar. Ya yani bir kişi koyuyorlar yanında. Bir de şey verir. Ee, Pazartesi akşam üçlüyle. İkincisi mi? Pazartesi üçlü. Ha, spikerle beraber üç oluyorlar işte. Üç oluyorlar. Orada ama Volen'in normal rakamlarının çok daha üstünde izleniyor gördüğüm kadarıyla. Allah yollarını açık etsin. Serdar'a bakalım Hayırlı abi çok oluruz. özlemişiz. Bir özlem giderelim. Benim Fenerbahçe Alanya'ya puan kaybettiği günde de yayındaydım. O günden beri söylediğim şey var. 80-85 Galatasaray oldu diyorum ben. Çünkü son haftalarda pek hata yapmıyor Galatasaray. Ayrıca kadro kalitesi de bunun pek şey değil yani müsaade de etmiyor. Daha sakin kalabiliyor. Geçen sene şampiyon olmuş olmanın avantajı var. Vesaire vesaire yani. Üç yakışıklı erkek görüyorum bu arada. Değil Yalnız mi? bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk kez gördüm şu anda görüntüsünü. O arada biri çok yaşlanmış. Demek Hayır. ki etkilenmiş. Abi, ve demek ciddi ki kilo gerçek. almış. Sıkıntılı bir dönem. Sıkıntı geçiriyor. yani yaşamış belli yani böyle fiziksel belli oluyor. Kardeşimize geçmiş olsun diyorum. Geçmiş olsun. Ama o da Serhat e, Nazirey parçasına Galatasaray'ın şampiyonluk adayı olduğunu daha e, favori olduğunu söylüyor. Ben şuna katılıyorum. Burada bir yanlışlık var mı abi yani? Galatasaray zaten önde. E, Fenerbahçe ile içeride oynayacak. Fenerbahçe'nin içeride Beşiktaş derbisi var. Fixtür'de Galatasaray'ın avantajı var. Yani burada Galatasaray şampiyonlukta avantajlı görüyor olmanın. Abi avantaj başka bir şey %85'lerin <laughs> iş bitti demek o. Yani Sen şampiyon dönmesi mucize olması demek. Abi şampiyonla bak şimdi şampiyon başka ben şampi o kelimeyi sevmiyorum. Şey. Yani oran şampi. sor abi sence oran kaçtı? ben Sen de ben, ben de 70'e 30 görüyorum mesela Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali 70'e -30, 30 görüyorum. Alanya'ya Fenerbahçe 2-2 beraber kaldığı zaman yani 8 hafta 7 hafta önce söylemiş ilkte. de. Hala da devam ediyor. Ben hala yani Mayıs'ları Galatasaray'ın iyi oynadığı, finalleri iyi oynadığı kesin. Abi Kardeşin şimdi burada biz burada 13'te 13 yapacak Fenerbahçe. Yaparsa şampiyon zaten. Linç'te biz daha önce burada konuştuğumuzda fikstürü getirmiştin. O zaman yanlış hatırlamıyorsam 10 hafta mı ne kalmıştı? O kalan maçları getirmiştin. Demiştim ki ben Alanya maçı Galatasaray'ın bu fikstürde en zor deplasmanı. Ki o zaman bir de böyle 4 maç üstte galibiyeti de yoktu 4'te 4. Ya Haluk sana peki bu şeyi de mi söylettirmiyor. Mesela Fenerbahçe kara gümrüğü ki küme düşme adaylarından birisi olmasına rağmen İttekaka yendiğini kabul edebiliriz ikimizde. Ee, Galatasaray en zor deplasmanında 4-0'lık çok net bir galibiyet alıyor. Yani psikolojik avantajı belki de sağlamasını Ama şimdi Baron kabul mesela ona bakarsan Galatasaray e, Kasımpaşa'yı da çok zorlanarak 3-2 geriye düştü. Maçı 4-3 kazandı. Çok iyi yani, yani. O, ama Hatay'ı da mesela bu geçen hafta, hafta Konya 2-0 yendi abi. Hatay'ı Hatay mesela çok zorlandı geçen hafta. Bugün Hatay bu hafta 3-3-0 yenildi İstanbulspor'a. Yani maç abi bu futbol o kadar da böyle yani daha ligin bitimine 6 hafta var. 6 hafta kala o şampiyon oldu, bu bilmem ne oldu filan. Hele ki bu kadar e, yakın giden bir yarışta o kadar çok iddialı bunlar yani. Slogan cümleler bunlar. Abi slogan atmak çok kolay. Hep söylüyorum. Çok slogan doğru. ben bu da katılıyorum. Slogan için evet herkes manşet atıyor. Hani bu manşet atmak çok kolay. 6 hafta var abi daha. Ve 6 hafta kala bir de Galatasaray Fenerbahçe maçı var ya. Yani. Diyelim ki böyle gitti. Galatasaray Fenerbahçe bir 90 dakika maç oynayacak. Değil mi? Yani bu 90 dakikanın içinde işte her şey yok mu? Kimse bilemez o maçı. Kırmızı kartı yani. var, penaltısı var. E, o iter kakar bilmem ne olur ya. Maç içinde o kadar bilinmedik şeyler yaşanıyor ki. Gerilim var. Her şey var abi. Mesaj verildi. O maç Şampiyonluk maçı olsa gerilim yüksek olur diye. Yani her şeyin var olduğu bir durumda. Yani e, bakıyorsun Sen Fenerbahçe araya bir slice attın. Kim? slice atarım araya Senden tamam. öğrendim. Ar o diyor ki yani hani o maça gelirse dört puan daha büyük fark olsun ki gerilim olmasın diyor ben de, de puan ben de Fenerbahçe'den Bey diyor ben mi? Yani Fenerbahçe. Fenerbahçe puan kaybederse geriliği düşük olur o maçı? E, kimin bence nerede kaybedecek? Ya her hafta bekliyor rakip ...kaybetsin diye. kaybetmiyor Fenerbahçe? Abi rakipleyin. Abi zaten? kaybet kaç, kaçırdıkları bir nokta var sadece. Abi futbolda her zaman iyi oyna, iyi oynayan şampiyon olmuyor. Onu kaçırıyorlar. Ben de bir sürü ülke sayarım şu anda. İyi değil abi. Doğru oynayan kazanan şampiyon olur. Sen iyi oynarsın. Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadı değil mi? Kabul ediyoruz bunu. 3. oldu. E tamam çıkamadı gruptan. Ama iyi oynadı. Abi iyi oynamak yetmez bazen. Ama son maçta kötü oynadı. Yenildik, tamam, çıkamadık. Ama işte. yani sonuç bir örnek A veriyorum A yani. Aynı, aynı şey demek şey istediğine. Aynı şey söylüyoruz. Evet. Kopenhag'a kadar 5 maçı iyi oynadın. Eh. Avantaj sendeydi. Kopenhag yenseydin avantaj Abi senin olurdu. Al bak seni işte. lige bak. Bu sene herkes Liverpool yine şampiyon olacak diyordu. Bak son 4 maçta Başladı Abi Liverpool'a ne yaptılar sayede? Yani. tamam işte yani bu futbol. Arsenal'e de yani Manchester City haftası oldu ya. E, ya, e tamam abi olur. Manchester City'ye hiç şans verilmiyordu. Artık eleştiri başlamıştı yola ya. Bak yine aldı. Evet, evet. Şurada katılıyorum e, Serdar Serdar Çeliklere Yani o 80 80-85'leri değil. Ya yani iki takıma bakıyorsun. Yani senin de az önce söylediğin gibi Galatasaray zo en zor deplasmana gidiyor kalan fikstürde bence. Yani benim görüşüme göre. Ligin en formlu takımlarından bir tanesi de ikinci yarıda dört tane atıyorsun. Adanalılar duymasın ha. Valla en dört tane. Next diyorsun yani. Dört tane atıyorsun. <laughs> A, daha da o, bu tane. abi. Abi dört tane atıyorsun. Dört. Eziyorsun ya. Yani, Yok e, ya süpürdün ya. Ay, anladın Şimdi iki takımın son haftalık ya. Dün, dün Fenerbahçe ile evvelsi günkü Fenerbahçe ile dünkü Galatasaray'ı koyuyoruz yan yana. İkisinin de ilk yarısı çok kötü. E bir tanesi ikinci yarısı da dörtlük yapmış abi. abi. Bir de yedekten ziyeş giriyor filan. Hani Fenerbahçe'nin bir de şeyi de sakatları var, problemleri var. İşte üç günde bir maç diyor. Bir, bir sürü sıkıntısı var. Bir tarafta büyük sıkıntı yaşayan var. Birisi de maç oynayamama sıkıntısı yaşıyor. Yapan Beş numaraya oluyor. geçebilir miyim peki? Yani Uzattın diyorsun. Abi hayır yani yine kısa kesmişim numarası yapıyor ya bana. Yani şu sitemkar bakışlarını görmen lazım ya. Süleyman Urma'yı izleyelim. Beyaz futbola atılmış. Başkanım. Katılmıştı. Adam. Ver. Adam tabii ya. <laughs> Yalnız bir dakika orada o videoyu ver sonra bir şey benim söylediğim bir şey ortaya evet. çıktı. Söyle baba. Ben derbide diyordum ki Galatasaray talep ediyor mu bu tribünlerin açılmasını vermiyorlar demiştim o tribünlere. Adam diyor ki ben Akdeniz. verdim dolduramadılar dedi. Haluk ortada karıştı. Ama abi alalım. vermiyor. Bu sene de vereceğim dedi. Galatasaray maçı daha oynanmadı. Bir şey demedik ki de abi. Salladınız İsmilerim o zaman adamı. şey ya işte, Önce bir izleyelim ondan sonra Selin'i içeceğim. Haluk. Evet baba. Bir, Fenerbahçe'nin oyuncusu, kiralık oyuncusu. Şimdi orada da or 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 diğer, diğer Ahmet Hoca'm anlattı, Abdülhamid'in de anlattı. Şimdi oynaması bir de oynamaması bir de Oynarsa iyi şut atması başı bir de atmaması başka bir de... Süleyman Başkanım şunu söyleyecektim. Hani maçtan bir buçuk iki saat önce e, kadroda çıkartılması biraz böyle ama oyunda. saat önce bile değil. Kampta da yok. Bir ay önceki bir ay önce mesela o Pendik maçında maç izlerken sarı lacivert koyması biraz ve kamuoyunda da bulantı. Onu söylüyoruz biraz zaten. Saniye saniye. Hayır Do doğru değil o doğru değil kesinlikle bu konuda ikaz ettik ama daha ne var hapsatçı kan yok. Haluk Bey Binler sen linç edeceğim dedim bekliyorum. Hayır daha konuşalım. Biraz delil toplamam lazım ne edeceğim. Yani tamam. Bu konuda değil Emre Mor konusunda abi değil. Abi şimdi diyor ki Galatasaray'da açtı diyor değil mi? Geçen sene yani 12. Yani söylüyor. Abi 12. daha orada değiliz ya. Şimdi Emre Mor'dayız. Emre ha, mor em, abi Emre Mor değil. Emre mor. mor oynamalı mıydı oynamamalı mıydı? Abi Emre Mor'un bence e, bir... İletişim kulüp kazası mıdır bu? Devamlılığı açısından bir kulübün devamlılığı e, yönetim e, anlayışı gereği zaten... Fenerbahçe ile ilgili sarı lacivert kalp paylaştığı gün kadro dışı bırakılması lazımdı. Bırakıldı zaten, bırakılmadı. Emre Çolak yap yapılan muamelenin aynısı yapılması lazımdı. Abi o hafta yani alınmadı. Kadroyalım... Gündem... Abi tamam nasıl o gün... bırakılmadı? O hafta... O, hafta... o hafta öyle mi? Bir, evet. Bir, bir hafta. Ya Tolunay Kafkas gelir evet. üç hafta oldu zaten iki maçta oynamadı adam. Tamam bir hafta cezalandırıldı o hafta. Ondan evet Almadı kadoluşu. Kadroyalı. Emre Çolak süresiz kadro dışı bırakıldı sezon sonuna kadar. Ya. Şimdi bugüne geliyoruz. Diyor ki Emre Mor oynasa dert, oynamasa dert, şut atsa dert, şut atmasa dert. Yok ya. Emre Mor hangi takımın formasını giyiyor? Karagümrük'ün formasını giyiyor. Bir profesyonel futbolcu giydiği formayı mı düşünecek? Yoksa e, bon servisinin elinde olan kulübü mü düşünecek? Abi burada doğru tek. Ben yani çıkacak Kiminle aslan gibi formanın anladım. formaya, formaya hizmetine edecek. Yunus Akgün geçen sene. Geç... Açıklamada diyor ki iki gün önceki idmanda da yoktu zaten. Biri Abi sakatlı var. Burak çok Abi Tolunay Kafkası sorusunlar adam orada hoca. Tolunay Kafkası açıklaması çok garip bu konuyla ilgili ne diyor garip iddialar var diyor Tom Kafkas. Like Onu da bulsunlar getirsin. Arkobi bir de iddialardan en güzeli Ertem zaten kendi şeyinde e, gördüğüm kadarıyla YouTube'unda bununla ilgili Yemezler kardeşim Emre Mor çok şüpheli falan diye konuşan Emre şey Ertem'in yani kendisi. Abi burada Emre Mor. Gazeteci Moğur, adam abi gazeteci Emre... şüphe abi ben, eder zaten. Ya baştan sona yanlış biliyor musun burada dinlediğim kadarı. Ben bilmiyorum ben Süleyman Nurmay ile konuştum Emre Mor meselesinden önce o stat açılma meselesiyle ilgili. Emre Mor meselesiyle ilgili kurduğu cümle baştan yana sıkı, sona sıkıntılı. Kara Gümlüğün oyuncusu kendi oyuncusu kimden kiralık olursa olsun ya. Tabii Adana Demirspor forması Sakat giyerken dersin. Yunus cümle Akgün bir şey söylersin bitirsin. Şimdi. Yunus Akgün Sakat Adana Demirspor forması giyerken Galatasaray ben yani kiralık olarak gitmişken <laughs> haldırıldır Galatasaray gol attı. Allah kulu Yunus Akgün sen ne yapıyorsun diyebilir mi abi? Çünkü o giydiği formanın hakkını vermek zorunda. Profesyonel hayat böyle bir şey. Kim diyebilir Emre Mor'a attı golü? Katılıyor. Ya ama savunmaya bak abi. Gol atsa başka bir şey. Senin Atmasa başka bir şey. Efendim? Senin linç mi? Evet abi. Ben senin programını çok iyi izlerim biliyorsun. Hı -hı. Sıkı takipçilerinden biriyim. Sen tribünlerin açılmaması ile ilgili eleştirmedin mi? Karagümrük? eleştirdim şöyle eleştirdim ama Galatasaray başvurmamış hatta abi, bir başvurup dersin. dolduramamış. Abi, bir dakika abi, çok ben Yediğim dilerim. Abi yanlış ama söylediğin şey yanlış. Hı -hı. Galatasaray geçen sene 12. haftada başvurmuş. 6500 kişi mi 8500 kişi mi ne gitmiş. Dolduramamış. Diyor şimdi. ki evet geçen hafta geçen Zararı sene. zarara uğratmış. Abi geçen sene 12. hafta. Hı -hı. Geçen sene 12. hafta. Biz hangi haftadayız şu anda? 32. haftadayız. Birinci haftada Karagümrük ve Be Beşiktaş'la oynamış o statta. Benim Süleyman Nurmay'a sorduğum soru bu. Birinci hafta vermemişsin Beşiktaş'a. Diyor ki Beşiktaş talep etmedi. 32. hafta Fenerbahçe talep etti. Ben diyorum ki tamam Galatasaray'ı açacak mısın? Sorun bu benim programda. Ya açacağım, de. açacağım dedi. Bir dakika ben programdan sonra ha. söyledim. Benim programdan sonra söyledim. Yani senin beni linç ettiğin bölüme geliyorum. Diyorsun yani. E, seni yakından takip ediyorum. Soru o. Açacağım diyor değil mi? Açması da yanlış. Bu sarı da mı? Ne açması mı? da yanlış. Fenerbahçe'ye de açması yanlış. Galatasaray'a da açması abi, yanlış. Nedenini söyleyeyim size abi. Çok abi. Bir dakika abi nedenini söyleyeyim. Ben Karagümrük taraftarıyım. Küme düşme hattındayım. 32. haftada. Dün Fenerbahçe seyircisi olmasa belki Karagümrük puan alacak o maçtan. Karagümrük kendi evinde. Oyuncu suyucuma çıkarken ıslıklanıyor. 35-40 bin tane Fenerbahçe taraftarının önünde. Karagümrük küme düşerse taraftarına nasıl verecek onun hesabını? Tabii da bakış açısı Bundan abi o da düşersin. maddi olarak bakıyor para olaya. Bazen para ödemezsen yani. düşüyorsun, abi? abi ödeyemezsen baba buradan parayı almayıp ödeyemezsen daha beter küme düşersin. Futbolcu da oynamaz. Değil mi? Benzinsiz çalışır mı? Çalışır mı abi? Mazosuz da çalışmaz. Haydi be seni de linç etmek zor ya. Beni linç ettirmem kendimi. Dördüncü sırada İsmail Kartal. Ben ne yaptığımı bilen bir insanım. Ne yapacağımı da bilen bir insanım. Başkalarının ne söylediği hiç umurumda bile değil. Yaptıklarım ortada, yapmaya da devam edeceğim. Ben takımıma güveniyorum. Güçlü bir oyun yarattık. Olympiakos maçında 3-0 geriye düşmemize rağmen ben kulübede dik duruşuma devam ettim. Bu ne demek oluyor? Ben takım ve oyuncularıma güveniyorum, kendime güveniyorum. Ben oralara takılmıyorum. Biz kendi işimizi yapmaya devam ediyoruz. Ben Samandıra'da Oyunlarımla gece gündüz yatan, kalkan, çalışan, onların ne vereceğini, ne yapacaklarını çok iyi bilen bir antrenörüm. Hayatım ben bu işe vermişim. Sonuçta beni eleştiren, eleştirebilir 45 saniyede 8 kere ben demiş. Normal yine mi? ben, yine ben, yine, yine ben. Yine ben, normal mi? Abi niye biliyor musun onun ben demesinin sebebi? Murat Aşık demiyor abi İsmail Kartal iyi hoca, canım hocam aldı maçı, muazzam teknik hamleler yaptı, takımı inanılmaz çalıştırıyor falan demediği için. Yani böyle sevgi görmüyor, ilgi görmüyor Murat Aşık'tan. O da Murat Aşık bana göstermiyorsa bu ilgiyi, sevgiyi... ...ben kendimi... Benim, benim, e, program, benim programlarımı izlemede nasıl belli? Yani. Benim kadar öven yoktur ki İsmail Kadın. Nasıl yani? Benim kadar zamanda iyi iş yaptığı zaman ya övmeyen var mı? Sen şöyle abi. bir ortadan kesiyorsun. Ortadan i̇yi, iken, i̇yi iken abi iyi diyorsun, iken, iyi kötü, kötü, iken, iken, kötü, iken, kötü ne kötü abi diyorsun. Ama ben hiçbir zaman ne hoca değil dedim. Ben hatta bu grubu... hiç Sen bu sene mesela Fenerbahçe Spor Kulübü'nde şöyle bir şey duydun mu? Takım içinde kavga. Takım içinde bilmem ne. Abi teknik direktörlük sadece çıkın, idman yapın demek Murat değil ki. Fenerbahçe'nin sakat ki. oyuncuyu da duymuyoruz ki bu sene. Abi, tabii, İçerideki yani. kavgayı nasıl Hayır, onu abi? Bizler duyuyoruz en azından. Duyduğumuzda söylüyoruz. Kavgayı da duysak onu abi, da söylüyoruz. Kavgayı o şeyde sakatlığı da duymuyorsunuz Adam linç edildi biliyorsun. Dur, verdim abi. abi. o ver... Murat Aşık için söyledim. Fred, hiç hiç şey Fred sakatlandı diye Genel... Abi. Ben sakatladım. İsmail <laughs> Sa <laughs> Abicim Olympiakos maçında insanlar e, ideal muhtemel 11'e yazdılar Batu Şua'yı ya. Bat çıktı maçtan sonra dedi ki 5 dakika oynayacak durumda değil Batu Şua'yı dedi. Abi 15 dakika oynayabilir dedi. Abi sağlık heyetiydi. Ya bu söylüyoruz abi. Ya burada birisi doğru konuşmuyor. Fred de İsmail için 15 dakika oynayacak. Bu arada bir şey söyleyeyim. mi? 4 gün sonra burada en büyük problem oynaymış. ne biliyorsun? Ben İsmail Kartal'ın olsam benim ki Ertuğrul Karanlı'ya. Ya sen bu adamlar için 15 dakika oynarlar diyordun. E biz adamları 90 dakika oynattık. Tık demediler. Yani sen ya. nasıl bakıyorsun bu adamlara demesi abi, lazım. Orada da çok tuhaf yaklaşım. Bak şu ay da öyle. 40 dakika oynadı abi. Çok tuhaf yaklaşımlar oynadı. var abi. Yani hiç kimse... Bana e, sağlıklı gelmeden doğ gelmedi Halif. Doğru iletişim yürütmüyorlar. Ee, baron. Yani 5 dakika oynayacak adam 3 gün sonra 40 dakika oynamaz. 15 dakika oynayacak adam 90 dakika Dün ne dedim aynısını? Oynayacak. Solo'da söyledim. Abi Siir değnek değsen 3 günde 20 dakika oynayacak Adam kadar, 30 dakika oynar en fazla. Oynar. Bu adamlar bu arada orada da 35-40 dakika orada hep, oynadılar. Hep böyle bir ben 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 abi çok büyük bir sıkıntısı var İsmail Kartal'ın bak. Hep e, geçenlerde de e, yabancı hoca olsaydım benim heykelimi dikerlerdi falan diyor. Yanlışlıkla İsmail Kartal faatlerimin yakaladığı başarıları yakalasaymış aynada kendine selam vermezmiş. Abi. Öyle sıkıntılı bir tarafı var. Büyük bir kibri var. E, yani bunu neden yapıyor bilmiyorum. Bilinçli mi yapıyor? ilişki yaptığını zannetmiyorum. Bu bir kibirden geliyor bence. Yani bir güç zehirlenmesi yaşıyor İsmail Kartal. Yani eee istatistiğe bakıyor, rakamlara bakıyor. Kendisini gelmiş geçmiş en büyük Fenerbahçe teknik direktörü zannediyor. Öyle değil. İsmail Hoca hiç öyle değilsin. Abi ee, takdir görme isteme ist istemesini anlıyorum ama bu kadar takdir talep etmesi o. aşağılık kompleks. Fenerbahçe çağırmış. tarihindeki en, en, çok, en çok takdir gören teknik direktörü zaten. Üç kez Fenerbahçe teknik tek direktörlüğü görevinde geldi. Şampiyonluk kazanmadan daha ne yani, takdir görecek? Böyle bir gerçek de var. Bir daha Aykut Kocaman belki yapmıştı üç kere. Yok. Aykut Kocaman'ın şampiyonluğu var abi. O, o şampiyonluk ilk sene şampiyon. Üç tamam kere, da hı. hayır iki kere geldi. İki Birinde geldi şampiyon oldu. Bir ikinci gelene de son maçta kaybetti şampiyonluğu. Yani iki kez geldi Aykut Kocaman'ın üç kez değil ki. Ha, bu üç kez olarak Yaktır. da herkes... Üç kez hiçbirinde şampiyonluk yok. Belki daha mı gelmiş olabilir? olabilir. hayır. Abi o da iki kez geldi. üç kez gelen Fenerbahçe tarihinde hoca yoksa. Yani geçmişi bilmiyorum ben eski zamanlarda. bir Fenerbahçe teknik direktörü düşün ki Hani ben, 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 ben. ya Sensin zaten hocam, sensin ya. Ha, Vitor Pereira var. İki kez geldi, ikisi de şampiyonluğu yok. Üç kez yok. Yani Aykut Kocaman şampiyonluk yaşadığı için bir daha geldi. Ve Daum şampiyonluk yaşadığı için Önder geldi. Önder Özen'i beğenir misin? Sana da tuhaf gelmiyor mu İspanyol kartlarında? Sen çok, ne diyorsun? Çok, çok Önder Özen'i mi beğenir miyim? Tekrarlayayım mı? Çok şey olmasın. Olsun, tekrarla. E, bu kadar takdir talep etmesi e, sağlıksız geliyor bana bu kadar talep edersen aşağılık kompleksi çağrışımı yapar. Bence buna dikkat edilmesi lazım ve bunu bilebilecek, süzebilecek çok iyi iletişimcileri var Fenerbahçe'nin. Programın manşetini attın yalnız. Sizden çıkmayacağım ne yapalım? Hazırlanmıştım attım. Önder Özen diyordun. <laughs> Önder Özen'i beğenir misin? Yüzde ee, vereyim ben de. %90 beğenirim ama on bu sene bir Ertuğrul Karanlık videosu var. Kulaklarıma inanamadım o yüzden. Bakalım inşallah biraz sonra izleyeceğimiz Ben çok severim önler abi. Ben de Ben tanımıyorum abi. şimdi. tanımadım. Çok, birisi. Ben için. çok severim. Çok da bir rakı balık yapasım var onunla açıkçası. Hiç tanımıyorum. Tanışmak istiyorum. Sesini tanıyorlar mı? Sesini tanıyorlar. Yüzünü nasıl tanımayacaklar? Onu, da, onu da Baron diye biliyorlar. <gülüyor> baron. <gülüyor> Buyurun. Biraz mecburiyetten biraz da strateji olarak böyle bir kadro tercih ettik. Sonra <laughs> ne diyor? 3 gün sonra bir maçımız daha var. Ne maçı var? Karagümrük'te oynuyor Fenerbahçe. Bakın bu bir perspektiftir. Bu bir bakış açısıdır. Ne maçı öncesinde söylüyor bunu? Çeyrek final Hı. maçı öncesinde söylüyor. Ben şimdi sizi 10 yıl önceye, 15 yıl önceye götürüyorum. Başka bir çeyrek final maçından önce o zamanki teknik direktöre de mikrofon uzattılar. Chelsea'ye karşı oynuyordu Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde. Ve teknik direktör şöyle beyanat verdi. Moskova'daki finale 5 maçımız kaldı dedi. O da bir çeyrek finaldi ama Şampiyonlar Ligi çeyrek finaliydi. Bu da bir çeyrek final. Bugün hoca diyor ki 3 gün sonra maçımız var. Öbürü de diyor ki 5 maç sonra finaldeyiz. Final. İki bakış açısı bence çok çarpıcı. Biri Fenerbahçe'yi anlatıyor. Biri de Fenerbahçe olmayan bir şey anlatıyor. Fenerbahçe'yi anlatan şey 5 maç sonra final maçımız var. O Fenerbahçe'yi anlatır. Bu 3 gün sonra Karagümrük'te maçımız var da Sayın İsmail Kartal anlatır. Murat Abi Chelsea maçı öncesi hafızam beni yanıltmıyorsa Fenerbahçe'nin çeksi yoktu. Yani ligde acaba bunlar eksikleri burada oynatmasam Zikoydu, da... Zico'ydu değil mi hoca? Zico'ydu hoca. Hoca'yı çok sever bu arada Zico. Hoca'yı çok sever dedi. ama Alex de Souza'nın da çalıştığım en kötü hoca dediği Zico'dur mesela. O çok sever. Yani. yani hayır şöyle der. Çok saygı duyulan idolümüzdür der ama teknik direktör olarak... Hani benim için başarılı. ki Aykut Kocaman'a tarzı belli Bence başarılı oldu ama Fenerbahçe'de. Tamam. Zikoydu, sadece bir abi. sezonu var. Yani iki sezon Fenerbahçe'de başarılı oldu. E sonra? Öncesi de yok sonrası da yok. Abi, tamam mı? Gülsün. yani tamam. O, iyi şu, top oynuyordu şunu demek istiyorum iyi şey, de kadrosu vardı ama şimdi de kadrosu vardı İyi de kadrosu vardı şimdi o dönem Chelsea ve Lig ee, böyle eksikleri var mıydı İsmail Hoca e şunu diyor orada ya bu adamları yani burada şimdi rapor gelmiş 10 dakika oynar diyor doktor ya öyle değilmiş yani, ama e, Ama bunu bilemezsin ki zaten doktorun raporu 10 dakika diyorsa abi oynatamazsın Ay, ama günün sonunda İsmail Kart'ın dediği doğru değilmiş işte onu söylüyor dinlemedi ki o raporu sonuçta Tamam. şöyle dinlemedi yani. 15 dakika yani yarım o saat da, ha, itibar etmiyor yani 11 başlatamazsın demiş ona başlattı işte Başla, sonra. Ay, tamam Murat. artık 3 gün sonra. O da diyor ki yani demek ki belki de gördü abi adamlar oyuncak turunda başladı. Abi tamam işte. Ya söylüyorum. bu arada ben de tabii ki Fenerbahçe odur. Tabii ki Chelsea de beş onu maç kaldı. Onu diyeceğim. Bir felsefeden Hayır. bahsediyor ya. Ama işte koşullar. Güzel de anlatmış ayrıca. Yani evet. Ama mesela İsmail Ziko, Kartal'a vizyonsuz demiş abi. Şöyle baksın o zaman olaya. Ziko Fenerbahçe'de. İsmail Kartal da şöyle düşünse peki. Ziko Fenerbahçe'den niye gönderildi? Şampiyonlar gibi çeyrek final oynattı sene. Ligde Neden? şampiyon olamadığı için. Çünkü de. yok abi abuk, Demek sab abuk sabuk kardeşiyle tamam. şeyini kavgası Aziz Yıldırım kavgası yüzünden. Tamam ya. ligde şampiyon ol ay kardeşi gönderilmişti zaten. O da onun yüzünden. Ligde şampiyon olsaydı kalırdı Siko. Ben de sana onu söyleyeyim o zaman. Abi burada Önder Özen o kadar güzel anlatmış ben ki. Ben çok güzel anlattığını düşünüyorum. Katılıyorum sana. İsmail Kartal'a vizyonsuz demiş abi. Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil demiş İsmail Kartal. Sen bayılırsın tabii canım böyle demesin ama güzel anlatmış. Siz çok güzel. bir yemeğe çıkın güzel bir Türkçe ne Hangi takım tutar Öner Özen ben bilmiyorum. Oğlum Fener, Fenerbahçeli diyor bir oğlum. Öner Özen de Fenerbahçeli. Fenerbahçeli. Çünkü bir oğlum Fenerbahçeli, bir oğlum Beşiktaş abi diyor. Abi ben çünkü bak bir yani. Fenerbahçeli olmayan bir adam bunu böyle bu anlatamaz. Bu yorum yapamaz. Bak Aykut Kocaman yorumu bu. Öyle güzel Zorunlu. anlatamaz. anlatamaz bunu İyi, iyi bir böyle. Fenerbahçeli bir adamın yorumu bir bu. Bir perspektif çizmiş. O perspektif bir hani diğerleri diyorsun Hayalimdeki ya. Hayalimdeki Fenerbahçe bu tamam demiş tamam yani. Hakaret ediyorlar diyorsun. Bir diyorsun şey demedi Göndür Özen'e ya. Tamam sakin. Yok yok. İsmail Kartal'a. ben tanımıyorum adamı. İsmail Kartal'a çok hakaret eleştiriyorlar diyorsun çok ya. Çok kibarca vizyon. Bu kadar naif bir eleştiri. Bak diyorum ki zaten söyledi Fenerbahçe bence de o ama hepsini demiş yani. Sen günün sonunda şuna bakarsan abi sezon başına ne dedi Sayın Ali Koç? Ben bütün Fenerbahçe bizim için lig şampiyonluğu daha önemli. Sayın İsmail Kartal da aynısını söyledi. Yani çabuk unutuyoruz söylemleri. Evet dedi Avrupa'da da iyi gideceğiz, kupada var ama bizim için en önemlisi lig şampiyonluğu dedi. Ya şu anda onun için de lig şampiyonluğu birinci sırada. Benim Hayır, için de şu anda da lig şampiyonluğu birinci sırada. Ne? Federasyon Karagümrü'yü erteleyelim demişler. Niye erteleyelim? Gerek görmedik biz E biz istediğimizi ertelemiyorsun. Bizim istediğimizi ertelemiyoruz. Abi orada haklı haksız karıştı ya. O Şu haklı haksızdan, haksızdan bahsetmiyorum. Yani diyor ya İsmail Kartal. Bir de İsmail Kartal üç günde maç diyor ya baba. Mart 17'den beri 4 maç oynuyor. Bir ayda 4 maç oynamış Fenerbahçe. Nasıl 3 günde bir maç oynuyor Fenerbahçe? Şimdi oynuyor Fenerbahçe 3 günde bir maç. Yani onu diyor hatta. ya bazen ifadeler, ifadeler, sıkıntılı. İfade abi, söylemek ifade istediği ifade evet. edemiyor ya. ya. 3 abi. günde bir maç oynuyoruz diyor abi. Hayır, yok, doğru bir şey abi, yanlış. Abi. İnan bana söylemek istediği doğru ifade edemiyor hocam. Bir de abi, yanlış yapıyorlar. yerde doğru ya, şey, söylemiyor. şey söylemiyor. Söylemek istediğini ya, Olimpiyakos... kamuoyuna yanlış anlatan adam oyuncuya nasıl anlatacak? Ya Olympiakos maçından sonra biz planladık bunu dedi abi. Neyi planladık? 3-0 geri düşmeyi mi planladık? Abi yanlış söylüyor yani anladın mı? Her şeyi ben diyor abi adam. Ve diyor ki mesela benim orada en takıldığım mesela bunlar hepsinin içinde. Ben kulübe dediğim durdum. Ne yapacaktın hocam? Kulübe durmuyorsun. Ağlayacak mıydın? Terk et, stadımı terk edeceğim. Kulübe dur hocam. abi bir de ayrılacaksın. Dört olsaydı duracaktım Ya duracaksın ne yapacaksın abi? E, terk, e, terk edeceğim vermeye. Mesleği mi me mesleğimi bırakacaksın o akşam? Ya korkunç ya abi bak gerçekten. İfadesinde e, Fener sıkıntı var abi. ifade edemiyor. Abi Fenerbahçe teknik tek tek direktörüyle bakıyorum. Yani Fenerbahçe bak buraya kadar iyi gelmiş yani. Onu söyleyeyim sana. Nasıl gelmiş bilmiyorum ama hani Ben daha ele büyüteyim abi. Geçen seneki Cesus olsa Fenerbahçe ya da geçen seneki kadroyu İsmail Kartal'a versek. Abi geçen seneki Jesus'un şey deyip olur. durma. Geçen seneki Jesus'un inadı olmasa Fenerbahçe şampiyonu zaten. O da inadı etti. O kadroyla yani bir de. O da inadı etti. Yok bu savunmayı öğret, geriye çekmeyeceğim diye diye verdi şampiyonluğu. İki yani. numaraya gelelim. Bir kolaj yaptık. Haluk sana da bir sürpriz hazırladık. Aa, yani Allah işine. E al e Ver bakalım gelsin. Ben de Sinan Engin'le iddiaya giriyorum. Ceko 25 koru geçsin. Burada saçlarımın yarısını sarı, yarısını lacivert yapmazsam adam madem değilim. Jeko kaç gol atar hocam? Jeko 13 atarım. Daha, farı... atar fazla da. fazla ya. yani daha fazla. 14 atar, daha fazla. daha fazla. 14 atar, daha fazla atamaz. 14 atar. atar. Atamaz, 14 atar. 15, 15, 14'te ne durdurdu abi 14 15. Dön, 15. 15. 15. 20 <laughs> tane tamam. atamaz. 14 yani atar. Yani ben 20 golü yani. bulabileceğimi yani düşünmüyorum. Buradan söylüyorum bak. Jeko'nun 20 gol atma ihtimali yok Fenerbahçe'de. Söylüyorum buradan açık açık. Açık açık şu an ne diyorsun? 20 gol bulmuş 20 galiba. 32. haftada bulmuş işte. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Abi ben bunu bir de 2 ay önce de bununla ilgili işlendim biliyorsun. 2 ayda 17 Haber mi 16 mı? Burada Tabii yine bir bu. inşilendi Burada mı yaptın? O zaman da 2 ay önce 16 şey. gol müydü 17 gol müydü neydi? Bu videoyu yine yayınladı. Ha, ben hiç hatırlamıyorum. Mükemmel ya. Ben, ben ki dedim ki daha sen dur, dur 20 beni Ben video falan yayınlamıyorum burada. Ben dedim 20. Senin için şey söylemiyorum ha. ya. Bu video yayınlandı. Sen beni Bu arka planda seni... Linçlemeye i̇şte çok meraklı insanlar vardı demek ki. çok abi 3-4-3'te. Işte. Abi şu var. Ben alırım e, alırım göğsümde yumuşatırım. Hiç önemli değil. Benim beklentim o günün koşullarında 20 gol atma ihtimali yoktu. Benim beklentim oydu. Ama burada bir sürü bilinmeyen var. Mesela ben ligin bu kadar e, Fenerbahçe ile Galatasaray ile diğer takımlar arasındaki makasın bu kadar açılacağını hiç tahmin etmemiştim. Yani öngörüm o değildi. Bir de bu senelik 38 maç üzerinden oynanıyor. Yani biz 32. haftada 20. golü bulduk. Geçen sene zaten. kaç maç dedik? Efendim? 30, geçen... 36 mıydı? Aynı ya abi. Daha fazla değil mi? Daha, daha fazlaydı daha geçen fazla. sene. 36 idi galiba ya. Yok burada 19 ol, takım ol, yok bu olmadı. Bu olmadı. 21 olmadı. diye bay geçiyordu ya bir takım ha, herhalde. Ha doğru. 19 hatırlıyorum. Geçen sene daha mı yüksekti? Öyle olur bu işler. Geçen sene değil ki abi mesela. Geçen seneyle kıyaslamak. Peki Halil hayır, hayır. hayır şunu demek istiyorum. Hani geçen sene bittiğinde yani, takım sayısı tekrar hani belliydi bu sene 38 maç olacağını demek hayır, istiyorum. tamam ona itirazım yok. Ama günün sonunda abi Ceko 20 gol attıysa ve ben atamaz dediysem bir sorun yok. 6 hafta mı kaldı bitişim? 6. Altı. Altı Kaç gol atar Bir toto daha yapalım. Abi çok atmıyor son zamanlarda. Bayağıdır. Bayağı atmıyor. da durdu ya. O ha. hızla gitse. 30 olması lazım. Penaltı yok. Bir tane var. Bir Orta ayağı geriye gelip top alıyor filan. Bayağı takım oynatıyor. Batu Şuhay'ı da, daha çok Abi, şey yaptı. E, bir, ara, bir ara düştü performansı. Totalde Batu daha az yani. Tabii çok daha az ama son haftalarda Bu arada haftalar yalnız yaptı. buna rağmen Ceko 20 gol atmış olmasına rağmen ben Batu şuayı burada hep söyledim. İsmail Kartal büyük haksızlık yapıyor. Penaltısız değil mi bu arada? Ceko'nun bir penaltısı var bir tane attı bir tane. Bir tane 19 değil mi? 19. 19 attı dün. Icardi'nin totali galiba 25 mi 26 mu? 19 zaman. Kaynattık mı? E. E. ben kendi abi. Daha... Sen eleştirir misin Alo? Ne? Yok burada Bak ben bunu kendi programlarımda diyor. Ya sorarsın Haluk Ülek'e. Ya dedim ki adam Galatasaraylı. Ne bekliyorsun? 30 atar mı desin? Bu ben de demem ama Fenerbahçeliyim diye iddia eden birinin 12, 14, abi, 14, 14 bir tane dedi, çok azmış ya. 14. Mesela ben adım, abi. 20 gol az gol değil abi bu arada. Abi 14. Ben dedi, abi 14 14 geçen seneki 15 demezdim yani. Geçen seneki yayınlar ve bu senenin başında imzasını attıktan sonra dedim ki 20'yi yazın yanına üstünü bilmem dedim. Abi. Hatta bir abim var sizden iyi olmasın her gol attıktan sonra bana yazıyor 19 kaldı, 18 kaldı. Abi dedim sayma atacak. Ben 20'yi bulamaz diyordum açık söyleyeyim. Yani hala yani şaşırtıcı 20 bulması. Haftanın var. bir numarası Tolunay Kafkas. Tolunay Kafkas'ın En iyisi biliyor musun bu? Güzelmesi için ne mi olması lazım? Bir kere... Artık bu işin içinden gelmiş bir federasyon başkanının olması lazım. Göbeği bir yerlerle kesilmemiş bir adamın olması lazım. İftiraya, yalana rağmen dik durabilecek bir adamın olması lazım. Futbol Federasyonu'nun başında. Ona göre, buna göre, şuna göre olmaz. Şey gibi dimdik durması lazım. Yani bir şey söyleyeceğim şimdi ayıp olacak. Bu ortam hazırlıyorlar. Jöle gibi bir zemin hazırlıyorlar. Ben federasyonun içini çok iyi biliyorum. Bu jöle gibi zeminden doğru hakem de çıkmaz, doğru insan da çıkmaz, bilmem ne de çıkmaz. Yani. O jöle gibi her şeye burnunu sokarsan olacağı da bu olur yani. Haluk ne gibi dik? Tolunay Hoca isyanı isyan ediyor? Bir dakika ne gibi? Ben sonra sebebini hatırladım söyleyeceğim. Ne isyan. Ben de anlatacağım. Sonun cevabını vereceğim ama. Ney gibidik abi? Abi ne bileyim ben ne gibi. Şey gibi ya. Yani, ya yani şey gibi. yani burada da söyleyemem deyince insanın aklına bir tane şey geliyor abi. <laughs> ya Çubuk. söylemiş olmuş abi yani. Çubuk yani. <laughs> Murat ne gibidik? Çubuk. Çubuk değil mi abi yani? <laughs> Sen Hadi. geç birkaç hafta önce linç izleyenler bilir bir hikaye anlattın ya boğa moa. <laughs> Erman Hoca'nın yedi yani. <laughs> Her zaman Moa'nın... <laughs> abi ne, gibi, ne gibidik bu ya, Sefer, abi. bu sefer şey öldü abi. <laughs> <laughs> abi sopa diyor herhalde. Ne bileyim sopa gibi dik. Matador <laughs> öldü. Onun dışında soruda dönersek. Kim, neden ne? bu kadar sinirli mi diyorsun? Hayır ne? Yani ben, bu, bu efkinin sebebi ne? Ben söyleyeyim abi? Abi görevine son verdiler. ha Ve şöyle. Alt milli takımlarda Hayır, çalışıyordu. Çünkü, Ama yani, şöyle Baron. Hı. Bu geçen sene Tolunay Hoca Erman Özgür'le bir program yaptı. Ben de izledim başından sonuna hı. kadar. Hatta onu izledim de adama sempatim oluştu yani. Kovan yani durduk yere görevimden gönderen tek kişi Mehmet Büyükekşi demişti. Abi Mehmet büyük e ile bir problemi olabilirdi. Dünkü basın toplantısında bu Türk futbolu nasıl düzelir diyor herhalde Niye olabilirse? Türk futbolu nasıl düzelir konuşuyorlar? Ben Almaz'a yatıyorsunuz da. Hayır baba. Yok vallahi. 5 dakikalık bandı bu kadar indirebildik Hayır, o diyor ki e, günün sonunda arkadaş diyor benim anladığım e, hakemin performansını beğenmiyor. Evet. Son saniyede penaltımızı vermediler diyor. Yani e, buna evet. benzer şeyler ifade Hakeme isyan ediyor yani. Hakeme. Zaten bu kadar her bütün vara normale hepsine ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim fikrim son dakikada pozisyon penaltı değil. Bence de değil. Ama o pozisyon Fenerbahçe lehine veya Galatasaray lehine, Beşiktaş lehine bile olabilir. Olsa abi Eyserik penaltı 0.3 saniye dursa penaltı. Abi ben hep onu söylüyorum. Yani mesela ben seni seviyorum değil mi? Baron'u seviyorum. Baron'un yönettiği maçta gri pozisyonda istediğim zaman beyaza çekiyorum, istediğim zaman siyaha. siyah Haluk çekiyorum. Abi Haluk sevdiği adamın aleyhine iş yapar. Benim hayatta bir kere şey oldu. Çok açık anlatıyorum burada program yapacaktı. Programda evvel işte e, gündemle ilgili konuşuyorduk filan. O dönemde de ben Selim Soydan'ı çok severim. Selim Soydan'ın Nihat Özdemir'in elini öpme fotoğrafı vardı. Selim Soydan içinden geçeceğiz filan dedi. Dedim ki bak ben Selim abiyle ailece görüşürüm. Çok severim. Senden bir hakkım varsa tek bir şey rica ediyorum dedim. Selim abiye çok girme dedim. O da dedi ki burada de vuralım öldü ölelim. Öyle belagatı da kuvvetli böyle e, garip, garip şeylerle. Dedi ki baba dedi ben de hiç merak etme dedi. Ama büyük bir güven içinde telefonu kapattım. Programı sonra bir açtım. Selim Soydan haysiyetsiz adam falan <laughs> diye küfrediyorlardı. <laughs> Baba hadi Yürek diye bu konularda hiç güvenmeyeceksin. <laughs> Sevdiği adam, adam diye anlatıyor. Alakası yok. Abi sevdiğine mi diyorsun? Evet abi. Sevdiğine sev, dik sev, durur. <gülüyor> sevdiğine mi <laughs> dik duruyor? Şey. Sevdiğine dik duruyor abi. <laughs> yani Süleyman Urmay'la bir konuşur ikna olur mesela. Bizde öyle bir şey yok değil mi kardeşim? Abi ben ikna olmam kolay kolay. Çok zor ikna olurum. Tolunayca da bu toplantının sonu doğru şeyin de yapıyor yolunu. Ne var kardeşim küme düşen düşer. Tekrar çıkar. Baron'u sevmiyorsun. Baron'u çok seviyorum. Ama zaten sevme baba. baba. Sevene ne yaptığını gördüm. Abi ikiye, bir, da ikiye bir çok zorladım. Murat seni seviyorum falan derse sakın inanma. Abi ikiye, ikiye bir... bir diyor. İçerideki ekibi sayarsak biz seninle iki kişi kalıyoruz zaten. Komple çok zorlanıyor abi. İkiye bir. Baba sorma çok galatasaraylı var ya. Abi seneye biraz devam edersek. İlk okullarda bir şey gibi jenerasyon gibi biraz, kaybetmişiz yani. Biraz kırpma yapalım abi seneye burada. Bu ne abi? Ya Galatasaray var ya Beşiktaşlı var. Şuradan giriyorum. Demin Sergen bize gelir mi abi dedi. Sen kimsin dedim ya. Beşiktaş dedi. <laughs> Oraya kadar geldik. Fenerli yok abi ekipte. Nasıl yok ya? Yok abi. Abi sen bir, bir ben bir baron. Ya. Bir ben, ben bir baron. Ben akıllanmam. Siz? siz, delirin. Abi bu linç Şansalı programı, abi var baba. Bu linç programının mesajı işte insanlara. Şansal <laughs> abi var <laughs> Biz yapman lazım o zaman. Çok sen abi, bunu bir Kartal gibisin ama abi. Ben yapmıyorum. Biz diye yazdır abi, abi. bir tane de biz Bunu yap... ben yazdırmadım. Bana Arkadaşlar ben bir, tane. program yapmışlar. Hayır bir dakika özür diliyorum Baron Bey. Yani hep ben akıllanmam. Siz delirin diyor. Mesajı böyle veriyorum diye. Abi, Bana da yaptır o zaman. Programdan bir tane de. sonra bir, şey, kere şeysin, de paraya kıysın bir ya. Firmaya... Bu fenerliler hiç paraya kıymıyorlar abi. Aa, o. yazıyı şimdi okudum. ben de ne diyor diyor. Lefa bak ya. Ben hala paraayım. Abi sen sponsorunun şeyini giyiyorsun. Sveso ti giyiyorsun. Sponsorum yok abi. Ben parasını veriyorum, alıyorum. Hiç bu spo senin sponsorun. Hiç kusura bakma. Al yazıyor önce. muyuz abi sponsorum? Sen kendi programın için aldığın şeyi burada gizli reklam yapıyorsun. Biz de yiyoruz. <laughs> Gıp demiyoruz değil mi? He abi ne diyeyim abi ya? Arkadaşlar, gizli reklam mı? <gülüyor> <gülüyor> görüşmek üzere haftaya.